Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz telefon HTC One X Plus. Bu yılın başında, bu yılın ilk yarısında piyasaya çıkan HTC One X'in güncellemesi niteliğini taşıyor. Görmüş olduğunuz gibi HTC One X Plus, HTC One X'le aynı tasarımı korumakta. Yalnız HTC One X'in siyahın yanında beyaz renk seçeneği de vardı. One X Plus sadece siyah renkte geliyor. Ancak baktığımızda siyah renginde bu kasada hoş durduğunu söyleyebiliriz. Bir de siyah rengi tamamlayan kırmızı renkte ayrıntılar var. Örneğin ekranın altında bulunan kapasitif dokunmatik Android navigasyon tuşları görmüş olduğunuz gibi kırmızı renkle aydınlatılıyor. Aynı şekilde arkada da 8 megapiksel kameranın etrafını çevreleyen kırmızı renkli bir halka hoş bir hava katıyor. Zaten Beats Audio logosu da kırmızı renk, aynı tonlarda. Böylelikle siyahın yanında kırmızının da telefona çekici bir hava kattığını söylemek mümkün oluyor. Devam edelim. HTC One X Plus bunun dışında yine 4.7 inçlik Super LCD 2 ekranı korumakta bünyesinde. Aynı zamanda yine One X'in boyutları da bu telefonda korunmuş. Aynı boy, aynı kalınlık bu telefonda da mevcut. Yalnız ağırlık konusunda bir farklılık var. HTC One X Plus, HTC One X'e göre 5 gram daha ağır. Yaklaşık 135 gramlık bir ağırlığa sahip bu telefon. Ancak telefonun plastikten, polikarbondan yapılmış olması, bir de alanın geniş olması sayesinde bu telefon elde fazla ağırlık yaratmıyor. Çok rahat bir şekilde tek elle tutup kullanabiliyorsunuz. Zaten telefonun ince olması da telefonun rahatlıkla kavranmasında önemli bir etken. Tabii ki kavisli, yumuşak geçişli hatlara sahip olması da tutuşu biraz daha kolaylaştırıyor. HTC One X Plus'ın önünde Gorilla Jam 2 var. Gorilla Jam 2, Gorilla Jam 1 ile aynı sağlamlık derecesine sahip, ancak biraz daha ince. Bu incelik sayesinde HTC One X Plus'ın içerisinde farklı donanım bileşenlerinin kapasitesini arttırmak için daha fazla alan açıldığını düşünüyoruz. Çok küçük bir alan bile önemli olabiliyor. Belki bu sayede HTC One X Plus 2100 mAh'lik bataryasını sunabiliyordur. Bunun için gerekli odayı, gerekli alanı buluyordur. Bunu söyleyelim. Telefonun polikarbon yekpare kasası görmüş olduğunuz gibi yine korunmakta. Bu kasa sabit. Herhangi bir parçası sökülemiyor. Yani içerisinde yer alan 2100 mAh'lik bataryanın da sökülemeyeceği anlamına geliyor bu. Oldukça yumuşak, rahat bir kullanım hissi veriyor. Telefona kalite kattığını söyleyebiliriz. Tabii biraz parmak izlerini bünyesinde tutuyor, o ayrı bir mesele. Bunun dışında herhangi bir problem yarattığını söyleyemeyiz bu kasanın. Baktığımızda ekran altında yine kapasitif dokunmatik tuşlar yer almakta. Sol tarafa baktığımızda micro USB portu karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta yine ses tuşları yer almakta, tek parça. Üste baktığımızda 3.5 mm'lik kulaklık jack'ı, güç butonu ve aynı zamanda ikinci bir mikrofon görmekteyiz. Gürültü bastırma özelliğine sahip. Aynı zamanda mikro sim kart yuvası da görmüş olduğunuz gibi arkada yer almakta. Mikro sim kart tepsisi görmüş olduğunuz deliğe sokulan özel bir iğne yardımıyla çıkarılıyor ve buraya mikro sim kart yerleştiriliyor. 8 megapiksel kamera ve LED flash korunmuş. Bu kamera 1080p saniyede 30 kare hızında video çekimi yapabilen, Full HD video çekimi yapabilen bir kamera sahip HTC One X Plus. Beats Audio amplifikatörü yine bu cihazda mevcut. Hoparlör görmüş olduğunuz gibi yine özel bir delme yöntemiyle muntazam şekilde açılmış bir hoparlör ızgarasıyla geliyor bu telefon. Ve yine çeşitli aksesuarların HTC One X Plus ile kullanılmasını sağlayan 5000'lik bir özel konektör portu da telefonda yer almakta. Altta da ana mikrofon yer alıyor bu telefonda. Devam edelim. HTC One X Plus'ta Android 4.1.1 Jelly Bean sürümü çalışmakta. Bunun yanı sıra Sense 4 Plus sürümü de, kullanıcı arayüzü de karşımıza çıkıyor. Baktığımızda Sense 4 arayüzünde görünüşte çok fazla bir farklılık yok. Ancak performans açısından bu arayüzün biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Project Butter var biliyorsunuz, Android 4.1 Jelly Bean'de gelen. Bu Project Butter özellikle arayüz geçişlerinde oldukça büyük bir aşama kaydetmesine neden olmuştu cihazın. Geçişlerdeki pürüzsüzlüğü, geçiş animasyonlarını daha pürüzsüz hale getiriyordu bu teknoloji. HTC One X Plus'ta da bunun etkisini görmek mümkün. Bunun yanı sıra dediğimiz gibi kullanıcı arayüzünde geçişler oldukça pürüzsüz, rahat. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir takılma olmadan her türlü menüye rahatlıkla girebiliyorum. Uygulamaları da hızlı bir şekilde açtığımızı söyleyebiliriz. Uygulamalar hızlı bir şekilde hazır hale gelmekte. Görmüş olduğunuz gibi Google Now uygulaması da telefonda bulunmakta. Ekran altında bulunan ana ekran tuşuna
parmağınızı basılı tuttuğunuzda görmüş olduğunuz Google Now'da verilen özellik çalışıyor ve buradan sadece biz Türkiye'de olduğumuz için kısıtlı özelliklerini kullanabiliyoruz. Arama işlemlerini buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Sense 4 Plus'la birlikte ekranın altında bulunan tuşlarda, özellikle menü tuşunda da bir düzenleme gidilmişti biliyorsunuz. Normalde sağda görmüş olduğunuz çoklu görev tuşuna bir kez bastığınızda karşınıza çoklu görev ekranı çıkıyordu. Ancak siz bunu ayarlardan değiştirebiliyorsunuz. Ekrana bu tuşa bir kez bastığınızda menünün açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Biraz uzun süre bastığınızda da görmüş olduğunuz son uygulamalar ekranının gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Tabii bunu tersine de çevirebiliyorsunuz. Bu özelliği kullanmanız size ne sağlıyor? Bu özelliği kullandığınız takdirde menü ikonunun çeşitli uygulamalarda ekranın altında büyük bir bölümü kaplamasının önüne geçmiş oluyorsunuz. HTC'nin cihazlarında bu büyük bir problemdi. Sense 4 arayüzüne gelen güncellemeyle birlikte bu sorun çözülmüştü. Onun dışına baktığımızda HTC One X Plus'ta bulunan Sense 4'ün standart Sense deneyimini yansıttığını söyleyebiliriz. Yine çeşitli HTC uygulamaları, FriendStream, Fener, Ayna, Araç bu gibi Sense uygulamaları cihazda yüklü geliyor. Yine Google Play Store üzerinden binlerce uygulama indirebilirsiniz. Yine Google'ın çeşitli uygulamaları cihazda yüklü gelmekte. One X Plus'ta yüklü geliyor. Google Plus, Gmail, Google Talk gibi uygulamalar telefonda yüklü geliyor. Bunun yanı sıra yine ister Chrome internet tarayıcısını kullanabilirsiniz, isterseniz cihazda yüklü gelen mobil internet tarayıcısını kullanabilirsiniz ki cihazda yüklü gelen mobil internet tarayıcısı biraz daha iyi performans gösteriyor. Benchmark testi yaptığımızda bu internet tarayıcısının biraz daha yüksek puan aldığını söylememiz gerek. Şu şekilde Teknobloğu açalım size. Tabii doğru yazmam gerekiyor. Şöyle Teknobloğu açalım. Gördüğünüz gibi mobil site hızlı bir şekilde yüklendi. Masaüstü siteye de geçelim, onu da gösterelim yüklenmesini. Yani HTC One X Plus'ı sahip olanlar internette gezinme işini rahat bir şekilde, fazla zahmet çekmeden, sıkıntı çekmeden gerçekleştirebilecektir. Bunu görüyoruz. Kaydırma işlemleri de oldukça iyi. Herhangi bir bölüme yakınlaştırma, onu tekrar ölçekleme, düzenleme de hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu arada telefon 1080p MKV videoyu da oynatabiliyor. Onu da şöyle bir örnek videoyla gösterelim sizlere. Video işleri için galeri uygulamasını kullanabilirsiniz. Galeri uygulaması sizin telefonunuzda bulunan medya dosyalarını kategorize ediyor ve görmüş olduğunuz gibi yüklü filmler burada karşımıza çıkıyor. Bu görmüş olduğunuz video 1080p çözünürlükte, AC3 ses formatında olduğu için ses çıkmıyor, ancak görüntü 1080p çözünürlükte ve görmüş olduğunuz gibi gayet akıcı. Herhangi bir kesinti, herhangi bir takılma söz konusu değil. Herhangi bir karelenme söz konusu değil. Bu 1080p içeriği telefonun içerisinde yer alan 4 çekirdekli 1.7 GHz hızına çıkartılmış Tegra 3 Yonga Set ve GeForce 2 grafik birimi oldukça rahat bir şekilde gösteriyor. Bunu söyleyelim. Bu arada kamera tarafına baktığımızda telefonun önünde yer alan kameranın çözünürlüğü biraz yükseltilmiş. Arka kamera ise yine aynı şekilde tutulmaya devam ediyor. Yine görmüş olduğumuz Sense HTC One X'ten alışmış olduğumuz kamera arayüzü karşımızda. Yine fotoğraf ve video çekim tuşları alt alta konmuş. Bu sayede kolaylıkla fotoğraf veya video çekmeye başlayabilirsiniz. Video çekerken fotoğraf çekebilirsiniz. Yine görmüş olduğunuz sürekli çekim modu var. Buradan en iyi çekimi ayarlayabilirsiniz, en iyi çekimi kaydedebilirsiniz ya da istediğiniz çekimi kaydedebilirsiniz. Böyle bir avantaj var. Yine filtreler var, görmüş olduğunuz gibi Instagram var filtreler. Bu şekilde bu kamera uygulaması HTC One X Plus kullanıcılarına zengin bir kamera deneyimi sunmakta. Bunu da belirtelim. HTC One X Plus ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bu telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.